şu anda 5 dakika sonra İzmir kim bilir nerede, değil mi? Atmosferin neresinde? 108 bin kilometre hızla gidiyoruz. Değil mi? Kim söylüyor? İlim söylüyor işte. Kur'an da söylüyor. Daha ne ya? Yeter ki biz onu yaşayalım. Şu anda uçuyoruz hep beraber. Yapma ya. Uçuyoruz. Nerede? Küre-i arzla beraber. Hem kendi etrafında dönüyor, hem güneşin etrafında dönüyor. 108 bin kilometre. Ben geçen uçağa bindim, yanımda birisi var, dedim, büyük uçaktan küçük uçağa bindik. Abi dedi, Haç'tan mı giriyorsunuz? Yok dedim, Haç'tan gelmiyorum da. Aşağıdaki uçak çok büyüktü. Nasıl abi, nereye uçağı? Dedim, küre-i arz uçağı, 7 milyar insan var sadece üstünde. Develer, sığırlar, zebralar, kıtalar. Bak dedim, biz suyu bardağın içinde tutuyoruz. Cenab-ı Allah suyu bardağın dışında tutuyor, değil mi? Denizler nerede? Küre-i arzın yüzeyinde, değil mi? İçinde değil. Dönüyor. Geçenlerde Almanya'da bir ders yapıyorum, Köln'de. Bir Alman gelmiş, jockey şapkasına böyle bakıyor. Ben de diyorum, böyle dönüyor dedim. Dünya dönüyor. Başımız dönmüyor. Evlerimiz yıkılmıyor. Denizlerimiz dökülmüyor. Şu adam böyle bakıyor. Ne yapıyor bu acaba böyle? Yaptı. Atmosfer dedim. Adam bunu şapkayı çıkardı. Atmosfer. Atmosfer beyinler miler. Bütün milletler arasında aynı atmosfer boşluk yani. Kur'an'da cev olarak geçiyor. Cev-i sema. Adam yanında gidiyor. Dünyanın döndüğünü anlatıyor dedi. Adam beş kulak dinliyor. Beş kulak ne demek? İki. İki de bu dört, bir de bu beş böyle. Buna beş kulak. Üstad geldi diyor, kulağınızı beş açınız diyor. Çok harika bir alemdeyiz genç kardeşlerim. Yeter ki bu monoton hayattan, bu günlük hayattan böyle çıkıp böyle böyle bir bakabilsek kendimize, çok harika bir alemdeyiz. Çok harika, çok harika. Bakın biz alıştık buraya, bunu böyle şey görüyoruz. Evet sevgili kardeşlerim. Kardeşlerimizin soruları var mı acaba? Soru var mı? Vardır da sorarlar değil mi? Şimdi birisi sormaya başlayınca tekste sorar. Geçen gün Adapazarı'nın bir okulda ders yaptık. Dedim sorunuz var mı, sorunuz var mı? Baktım hiç kimse sormuyor. Neyse. Benimle gelen bir kardeşimiz vardı. O sordu bir soru. Neyse dedi. Biz de dünyaya ne yapmaya geldik? Sağ ol kardeşim. Canım. Dedim kardeşimiz çok güzel bir soru sordu. Bir insanın kültürü sorusundan geliyor. Dedim, bu soruya şöyle bir cevap verebiliriz. Mesela biz bir ineğe desek, inek ne yapmaya geldin dünyaya? Maça gitmezsin, dans etmezsin, bira içmezsin, kahveye gidip okey oynamazsın, flört yapmazsın, inek gibi yaşıyorsun. Gündüz çayıra, gece ahıra, bunu mu yapmaya geldin? İnek desek, inek şöyle kafasını çıkacak, ya diyecek, ne kafasız adamsın sen? Benim ne yapmaya geldiğimi sen daha öğrenemedin mi? Şu buzdolabını bir aç bak, süt benden, yoğurt benden, peynir benden, tereyağı benden, kaymak benden, köfte benden, dolma benden, sucuk benden, pastırma benden, ayağındaki ayakkabı benden, belindeki kayış benden, ben olmasam pantolonlarını bağlayamayacak. Sağ ol yine kardeş. Özür dilerim, sen bir marketmişsin. Daha çok var da saymadım. O bana sorsa, sen ne yapmaya gittin? Dinlenmez, sütün içilmez, saçından çorap örülmez, yumurtan yok, balın yok, kereste olmasın. Sen ne yapmaya geldin dese, ne cevap vereceğiz? Herkes böyle.
iğne kardeş. Biz de işte bak ben ta İzmir'den İstanbul'daki kardeşlerimi ziyarete geldim. İzmir'den bir inek kalkıp da ya bizim İstanbul'daki inek kardeşler ne yapıyorlar? Durumlar nedir? Otlak bulabiliyorlar mı? Kasaplar onları rahatsız ediyor mu? Durumları nedir? Gelebilir mi? Gelemez hocam ben. Biz geldik. Sağ ol hocam. Allah razı olsun. Şimdi bir inek güzel bir otlak bulsa bir yerde diğer ineklere kardeşler toplayın danalarınızı gelin. Hep beraber toplayalım. Kavuş edebilir mi? Edemez. Biz ederiz. Yemek veririz, mevlüt veririz. Sünnet yaparız. Lokma dağıtırız. Efendim, inekler namaz kılabilir mi? Kılamaz. Biz kılarız, bak kıldık. İnek Kur'an okuyabilir mi? Okuyamızı okuruz. İnekler bir araya gelip böyle inekleri koruma derneği kurabilir mi? Kuramaz. Bak burada gençleri koruma derneği kurmuş. Bak genç kardeşlerimiz buraya gelmişti. Ne kadar güzel. İftihar ediyorum. Çok mutlu oluyorum. Bu gençlerin bir kısmı şimdi diskoteklerde bir kısmı. Bir kısmı efendim başka bir yerde. Bir kısmı kumarhanede. Bir kısmı da dershanede. Biz seç, hepsi dershaneye gelsin. Ama biz şimdi demek ki tam da hizmet yapamadığımız için bu güzel hakikatleri onlara duyuramadığımız için o kardeşlerimiz orada. Yoksa onlar da gelecekler buraya. Böyle güzel bir yere herkes gelmek ister. Neden gelmesin ya? Ne kadar güzel var. Baksana hiç. Kimse kimseyi kırmıyor. Muhabbet. Herkesin yüzü gülüyor. Herkes birbirini seviyor. En basit bir stadyumda bile böyle olmuyor ya. Mesela Fenerli'nin içine bir Galatasaraylı oturamaz. Öldürürler adamı. Ya boğarlar vallahi. Mesela Fener diyor adam, sen yaşa Galatasaray. Atarlar seni de aşağı. Ama bizde öyle bir şey yok. Böyle kardeşler, biz de bunları yapmaya geldik işte. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Alihi ve ashabihi ecmain. Evet kardeşlerim, burada biraz sosyal, sosyolojiyle ilgili bir olay var. Ya eyyühen nasu budu rabbekümü lezi halakaküm vellezine min kablikum lealleküm tettekûn. Ey insanlar, bana ibadet ediniz diyor. Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Baban senden önce değil mi? Bak seni yarattığı gibi baban da yaratmış. Deden, o da ondan önce. Dedeni de o yaratmış. Neneni, o da yaratmış. Nenenin annesini, dedenin dedesini. Bakın yaratmış. Ne kadar güzel bir şey. اَلَّذ۪ي جَعَلَّكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا. Yeryüzünü size döşek yaptım, firaşen. Tefriş ettim. Mefruşat diyoruz ya, mefruşat diyor. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. Semayı da binanıza dam yaptım. Dam demek, yani nasıl bir evin üstüne taş atsan, evin üstüne gider, içeridekilerin kafasına düşmez değil mi? İşte Cenab-ı Allah da semayı bizim bu dünyamıza dam yapmış. Ölen yıldızlar geliyor oraya düşüyor, yok olup gidiyor. Bizim kafamızı gelip kırmıyor. Yoksa bir yıldız ölüsü yere düşse, küre-i arzın adresini bulamazsın. O kadar yıldızlar kayıyor. Değil mi? Biz çocukken böyle köydeyken, böyle yatardık harmanda gece, ulan yıldızlar böyle geldin denk geldin mi? Kayıyor böyle. Yahu diyorum eskiden yıldızlar kayardı, şimdi kaymıyor. Kaymaz mı ya, gene kayıyor da biz burada ışıktan göremiyoruz onları. Hatta bir yıldız daha kaydı derler değil mi? Mesela bir saç sanatkarı falan öldüğü zaman bir yıldız daha kaydı. Sanat yıldızı falan diyorlar ya. Ya da mübarek bir insan öldüğü zaman bir yıldız daha kaydı diyor. Nasıl burada insanlar ölüyor kardeşler? Orada da yıldızlar ölüyor. Şu andaki hastanelerde yüz binlerce insanlar ölmeye çalışıyor. Nerede? Bütün dünyada. Çin'de, Hint'te, Amerika'da, Fransa'da. Valla böyle şu anda böyle. Gidiyor. Git doğum evlerinde ciyak ciyak. Gözüm aydı, gözüm aydı. Dede oldun, amca oldun, hanım oldun, teyze oldun. Gözüm aydı, gözüm aydı. Kaşın sarsın, başın sarsın. Ulan ithalat, ihracat. Derler gelenler. Ama ihracatımız daha fazla. Ki ithalat. İthalat fazla artıyor çünkü. Her an böyleyiz. Her an böyleyiz. Ama biz devamlı birilerin arasında olduğumuz için zannediyoruz hep hayat böyle. Böyle değil abi ya.
Geçen gün benim burnum kanadı, durduramadım. Hastaneye gittim, acile bir baktım, Allah! Kafası kırılan, kolu kırılan, yüzü patlayan, o bağırıyor, yandım öldüm falan filan dedim. Baktım kendime, dedim kovalacaklar beni, buradan neyi kaçacak, burnum kanıyor. Git şimdi gene öyle. Git yarın gene öyle. Öyle abi ya. Kalabalık şehirlerde bilhassa her an ölen var, her an dirilen var, her an evlenen var, her an nişanlanan, nikahlanan var. Her an var. Her an hapse götürülen var. Evleri malı gidiyor. Ey insanlar! Sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki takva mertebesine vasıl olasınız. Takva demek Allah'tan korkmak. Ve yine Rabbinize ibadet ediniz ki arzı size döşek, semai binanıza dam yapmış. Ve semadan suları indirmiş. İndiriyor mu? İndiriyor. Ve sizlere rızık olmak üzere yerden meyve vesaire gıdaları çıkartsın. Çıkartıyor mu? Çıkartıyor. Yukarıdan su geliyor. Topraktan elmalar, armutlar, fıstıklar, fındıklar, cevizler, domatlar, biberler, demin ekinler, hurmalar, kavunlar, karpuzlar, Allah Allah. Öyleyse Allah'a misil ve şerik yapmayınız. Allah'a misil ve şerik yapmayınız. Şerik ne demek? Ortak. Mesela adam diyor, doğal gaz diyor. Yanlış. İlahi gaz. Doğal lezzet. İlahi lezzet. Allah armuda tat vermiş, benim dilime de tat alma duygusu vermiş. Osman'cığım, sür suratına elmayı bakalım. Sür köfteyi, sür. Hem sen sür kavunu. Bak almıyor. Özellikle değil mi? Efendim, kavuna koku vermiş, burnuma da onun kokusunu alacak kabiliyet vermiş. Bülbüle ses vermiş, kulağımı onu duyacak kabiliyet vermiş. Ya sen şimdi al çiçeği, burnuna götüreceğine kulağına götür. Ya bu hiç kokmuyor. Delik yanmış. Burnuna götüreceksin. Veya telefonu, alo ses gelmiyor. Ya bu da delik değil mi? O delik başka delikmiş. Allah Allah. Tövbe yarabbim. Estağfurullah. Bugün Mevlana'nın kitabından okudum. Diyor ki, zavallının biri, salağın biri diyor. Abdest tuvalete gitmiş, taharet alırken şöyle dua etmesi lazım içinden. Ya Rabbi, benim bu pisliklerimi temizlediğin gibi içimi, ruhumu da temizle. Yani biz pisliklerimizi yıkıyoruz değil mi elimizden, şuruz kavsamından. Ama ruhumuzu yıkayamayız, kalbimizi yıkayamayız. Ben bunları yıkadığım gibi sen de benim kalbimi yıka. Abdest alırken, burnuna su götürürken mesela, ya Rabbi cennet kokusunu bana koklar. Ağzına götürür, ya Rabbi cennet meyvelerini yedir diye dua edilir. Abdest duaları vardır. Bir geç onu da okumuyorsun. Şimdi biri de duymuş bunu. Diyor ki, arkadaş duan doğru ama dua deliği yanmış. Ulan taharet alırken burnuma cennet kokusu vermez. Taharet alırken ya Rabbi benim kirlerimi yıka. Çünkü sen kir yıkıyorsun ya. Kirlerimi yıka diye dua edilir. Burnuna su götürürken ya Rabbi cennet kokusunu burnuma kokla. Ya şimdi benim de çok hoşuma gitti bu. Niye biliyor musun? Hani ben diyorum ya, adam telefonu kulağına götüreceğine burnuna götürmüş. Alo, ses gelemiyor, ses alamıyorum. Ya kardeşim, buraya götüreceksin. Ya ne var, bu da delik değil. Ya o delik başka delik. Bir sürü delikler var, hepsinin başkası başka. Çok dalga sardı bu. Mevlana'nın sözü. Allah. Coşuyorum ha. Allah misil ve şerik yapmayınız. Bilirsiniz ki, bilirsiniz ki Allah'tan başka Halik'iniz yaptır.
Yani bilirsin sen de, doğada desen, şunu da desen, bunu da sıkışınca ne diyor adam? Allah Allah diyor. Karnı ağrıyor. Allah. Allah'ım. Doğa. Burada benim doğa. Adama kızıyor, Allah cezanı versin diye. Doğa cezanı versin diyen var mı? Yok. Demek ki doğa diye birisi yok. Yalan. Kuyruklu bir yalan. Allah dememek için dinsizler bunu çıkarmışlar karşımıza. Allah diye bir şey yok. Allah'ım. Onun için Allah'a şerik ve misi yapmayınız. Ortak koşmayınız. Allah var. Başka yok. La ilahe. La ne demek? La yok demek. La. Ne yok? İlahe. İlaheler yok. İlahlar yok. İlla Allah. O öyledir de biz illa Allah beraber okuyoruz. Esasında illa Allah. İlla bu iş olacak deriz ya. İlla Allah var. Başka bir şey yok. Trak. Kıçım benim. Tabii ya. Akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleki haline getiren ancak ibadettir. Akaidi ve imani hükümler var. İnançla ilgili. Akaid inanç demektir. Akide, itikad. Akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ancak ibadettir. Evet imanımız var ama ibadet etmeye 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 o iman artık özelliğini ve güzelliğini söyle. Kaybediyor. Tabii canım. Şimdi bir adam ehliyet almış. Ehliyet almak şoför olmak değil ki. Nasıl şoför olacak? Arabayı kullana. Şimdi böyle korkuyla gidiyorsa birkaç ay sonra arabayı hoplattırır. Şimdi böyle tabii. Bir insan da ibadet ede Allah'a olan imanı artıyor. Artık her an Rabbi onu görüyor gibi oluyor. İsmin ne? Osman. Osmancığım. Bir Osman da burada var. O da Osman. Değil mi? Asıl. Allahu Ekber. Semihallahu lümen abide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Diye diye. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Okuya okuya artık Allah'a olan imanı her gün ne oluyor? Güçleniyor. Allah'a olan inancı güçleniyor. Artık insanı kimse korkutamaz. Öldürür lan seni. Öldürür lan cennete gideceğim. Vallahi korkmaz ya. Vururum seni. Vur lan göreyim. Herkes. Korkmuyor. Neden? Ya ölse nabze bir aleme gidecek. Çünkü dünya bütün şaşasıyla diyor ahirete nispeten bir zindan hükmündedir. Burası ahirete nispeten. Alıyorsun nispet ne demek? Kıyas. Kıyas Allah razı olsun. O da Arapça gerçek. Ahirete kıyasen burası cehennem gibi, zindanmış. Ama biz orayı görmediğimiz için burada kalmak istiyoruz. Ya anne karnındaki çocuk düşün, böyle bir dünya ümit edebilir mi Allah aşkına Osman? Anne karnındaki bir çocuk böyle bir alemi göreceğini hiç tasavvur edebilir mi? Edemez. Mümkün değil böyle. Düşünemez böyle bir şey. Mesela 5 kardeş, bazen 5'i doğuruyor kadınlar. Evet biz şimdi bu dersleri okuya okuya Osman'cığım, okuya okuya öyle bir oluyor ki. Yani ölsem de kalsam da fark etmiyor yani. Çünkü gideceğimiz yer inşallah daha iyi bir yer. Tabii günahlarım var hepsinin gibi. Gençlerimiz yaşlandık. Bizde nasıllarmış günahlar var da inşallah Allah affeder. Yani. Evet, Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehilerinden yani yasaklarından sakınmaktan ibaret olan ibadetle ibadet neymiş? Allah'ın yap dediğini yapmak, yapma dediğini yapmamak. Mesela namaz kılmak ibadettir. İçki içmemek de ibadettir. Oruç tutmak ibadettir. Kumar oynamamak da ibadettir. Ya İslam'ı yaşamadıkları için. Adı Müslüman ama yaşamışsın Müslüman değil. Adı Hüseyin ama Saddam zındığın teki. 10 tane gavur var içinde. Ya. Adı Kaddafi ama kendisi hainin teki. Bak, o kadar insan ölüyor.
Demiyor ya, tamam bırakıyorum gidiyor madem istemiyorlar beni. Allah Allah. Ben şimdi burada okuyorum. Bana dese kardeş yeter okuma hadi kalk. Tamam Allah razı olsun. Yok kalkmıyorum. Kalkarsın kalkmam. Ya benim yüzümden bir yer başı belaya mı girecek ya? Bırak cehennem ol git. Gitmiyor adam. Bir sürü insan ölüyor. Ulan sen de bir insansın. Bak bin kişi öldü. Sen bir kişisin. Bir kişi bırak defol git. Gitmiyor bak. Gitmiyor ya. Çünkü Müslüman değil. Müslümanım. Müslüman kimsenin kanını dökmeye vesile olmaz. Evet. Ve ceza ibadet dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi maaş ve maden yani dünya ve ahiret işlerini tanzime sebeptir. Dünya ve ahiret işlerimizi de ibadetlerle ne yapıyoruz? Tanzim ediyoruz. Şimdi beş vakit namaz var. Yarın görüşürüz zaman sabah namazında camide. Nerede? İkindi namazına gel orada görüşelim. İkinden çıkınca görüşelim. Öğlen namazından beş dakika önce görüşelim. Bak ne kadar zaman var değil mi? Hayatımızı tanzim etmek için ne kadar randevu saatleri var. Çünkü herkes o saatte. Mesela ben sabahleyin bir kardeşi arıyorum. Diyelim ki Ankara'da bir kardeşim sabah arıyorum. Hemen telefona çık. Neden? Namaza kalkmış adam. Yoksa o saatte başka birini kaldıramazsın ki. Adam diyor ne rahatsız ediyorsun? O saatte zaten kalkmış o adam. Namaza kalkmış çünkü. Veya Ramazan'da, sahurda değil mi? Telefon ediyoruz. Herkes sahurda. Konuşabiliyoruz. Evet, maaş ve maden yani dünya davet işlerinin tanzimi sebeptir. Ve şahsi ve nevi kemalata vasıtadır. Hem şahsen yükseliyoruz hem millet olarak yükseliyoruz. Ve Halik ile Abd arasında, Allah ile kul arasında pek yüksek bir nisbet ve şerefli bir rabıtadır. Devamlı Rabbimizle rabıta halindeyiz. Aramız açık değil elhamdülillah. Dua ediyoruz. Günah çizesek de ne estağfurullah tövbe ediyoruz, dua ediyoruz, yalvarıyoruz. İbadetin dünya saadetine vesile olduğunu izah eden cihetler. İbadet dünya saadetini nasıl kazandırıyor? Dünyadaki mutluluğu kazandırıyor. Şimdi mutlu muyuz burada? Ben çok mutluyum. Siz de öyle. Yüzümüzden belli. Ama stadyumdaki adam mutlu değil. Bir grup mutlu gol atmış, ötekiler yemiş mutlu değil. Ben şampiyonluk gidiyor. Bir tane atıyor, seviniyor, biraz sonra ya bir daha ediyor. Ya bu mutluluk değil ki. Biz bak gülerek geldik, gülerek gideceğiz. Ama adam gülerek gidiyor. Aslan Galatasaray, diyor dört tane. Dönerken futbolculara küfredip taşıyorlar. Bunlar hainler ya. Görüyor musun? Bak mutluluk yok. Mutlu olsa da çok anti gol atıyor o anda. Aaa bağırıyor ama biraz sonra. Ama bizde mutluluk devam ediyor. Hadi rahatız. Rahatız. Çok rahatız. Değil mi Mehmet Ali? Demin uğradığım yanında gülüyorduk değil mi? Neşeliydik. Şimdi daha çok gülüyoruz. Gene neşeliyiz. Daha çok acayip. Elhamdülillah. Mesela bir kardeşler efendim diyor Fransa'dan. Vay diyorum kardeşim Allah Allah. Coşuyorum neden? Yahu diyorum Fransa'daki adamın sesi benim kulağıma nasıl geliyor? Öyle ya bir ufak bir şey var. Teneke. Dışı teneke içinde bir tane kart var. Bir iki kablo. Allah Allah diyor. Allah'ın kudretine bak. Bu kadar sesin içinde geliyor beni buluyor. İşte ben burada Rabbimi tanıyorum. Ama maddeci diyor ya bunu ilim izah etmiş. Nasıl izah etmiş? Elektromanyetik dalgaların titreşimi. Bırak oğlum be. Saçma sapan şey. Ne titreşim lan? Dalga mı geçiyor? Manyetik dalgalar titreşiyormuş. Nasıl titreşiyor? Ben buradan alo diyorum. O zerreler sıralanmışlar böyle. O alıyor, ona veriyor. O alıyor. Alo, 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 alo. Bir anda Avustralya'ya gidiyor. Ulan buna eşek bile inanmaz. Eşşol eşek. Kimi kandırıyorsun lan? İlim ismi altında millete kötülük görüyorsun. İlim diyor. Vallahi izah etmemiş. Yalan abi yok öyle bir şey. Ne izah edecek ya? İzah etti o. Nasıl? Hadi izah et bakayım. Elektromanyetik dalgalar diyor. Titreşim. Ne demek titreşim ya?
Titreşerek gitsen 6 ay geçer. O kapıdaki adamla görüşmüşsün. Abi kapıyı bulamadım, kaçıncı sildi? Ya 3'e bas. Ha onunla konuşmuşsun, Avustralya'da Melbourne'la konuşmuşsun. Ulan bari oraya giderken ses biraz daha geç gitmesi lazım. Değil mi Osman? Ulan kime yutturuyorsun sen? Keriz miyiz biz? Babkın yazıyor. İşte bu kitaplar bizi kerizlikten kurtarıyor. Allah billahi. Yutturuyorlar billahi, yutturuyorlar. Böyle bir şey. Mesela ben şimdi seninle konuşurum değil mi? Nasılsın Osman, iyi misin? Baban nasılsın? İyilerden. Peki sen caddeden geçsen, ben böyle konuşsam. Osman ne haber, iyi misin? Duyar mısın? Nasıl bağırsın? Osman! Görüyor musun? Sesin daha böyle hızlı gitmesi için bağırmam lazım. Ama burada ha Avustralya'yla konuşmuşsun, ha kapıyla konuşmuşsun ulan. Düşün düşün. İşte bak, Rabbimin kudreti bu. Yani yumurtayı adam hayret etmiyor. Verdiği bir kolu yumurta. Ulan nereden geliyor? Nasıl geliyor? Tavuk bizi tanımaz, sevmez, bilmez. Okula gitmedi, kursa gitmedi. Tezgahı yok, torrası yok. Bakmadan arkadan bırakıyor. Konfet yap, konfet yap, meremen yap, rafadan ye. Ulan vicdansız, bu ufacık hayvan seni tanımaz, bilmez. Nasıl sana bunu getirebiliyor? Düşünsene, bunu öküz düşünmez, bunu insan düşünür. Ha? Şu kadarcık bir sinek bal yapıyor Osman. Uyanalım Osman. İnsanlar uykudadır diyor. Mezarda topu sildi mi uyanır? Bak şu kadarcık bir sinek bal yapıyor. Adam açıyor kovanı. Tabii başka kimseyi göremiyor orada. Arılar, bal var. Başka birisi yok ya. Yapsa yapsa bu yapmıştır. Ulan bir düşünsene. Hiç o sinek bu muazzam şey yapabilir mi? Allah'ın verdiği şu aklı kullansana be. Beyinsiz. Kullanmıyor. Onu gördü ya. Tamam diyor, bu yapmıştır. Peki biz şimdi profesörlerimizi çağırsın. Beslenmeci, tıpçı, fizikçi, kimyacı profesörleri çağırıyoruz. Sayın hocalarımız, bu arılar bal yapıyorlar, almaya gidiyoruz, terbiyesizlik yapıyorlar, bizi sokuyorlar. Biz bundan sonra arı balı değil, profesör balı istiyoruz. Ne olur siz yapın bizim. Yapabilirler mi? Peki profesörlerin yapamadığını bir sinek nasıl yapsın Allah aşkına? Yapıyorsa onun arkasında başka bir gücü arayacaksın kardeşim. Ayakkabı boyacısı başbakana suikast yapmış. Aramayacaksın mı arkasındaki azmettirici gücü? Arıyorsun değil mi? Niye ayakkabı boyacısı efendim başbakana suikast yapsın? Veya rejissüme suikast yaptın? Onu azmettirici birilerinin olması lazım. Peki ağaçtan elmayı koparıyorsun. Niye onun arkasındaki güce bakmıyorsun? Nedir bu elma ağacı? Odun, aklı yok, ilmi yok, bizi tanımaz, sevmez, bilmez. Öyle bir elma dalından uzatıyor, rengi gözümün hoşuna gidiyor. Kokusu burnumun hoşuna gidiyor. Tadı ağzımın hoşuna gidiyor. İçindeki vitamin vücudumu besliyor. Osman, bir odun daha var, incir veriyor. Bir odun daha, şeftali. Bir odun daha armut, bir odun daha muz, bir odun daha kayısı, kiraz, vişne, dut, portakal, mandalin, greyfurt, zeytin. Allah bizi odunlarla besliyor be. Odun, odun. 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 Eğer biz bu odunun arkasında esas kudretin elini görüp de şükürle öpmezsek odun gibi gideriz öbür tarafa. Doğru cehennem sobasına. Kerreste gibi gideriz vallahi. Allah bizi imtihan ediyor kardeşim. Dört tane soru soruyor değil mi mesela? Kenan Işık vardı bir zamanlar. 500 milyar kim ister? Herkes ister. Yazmış oraya. Dört tane soru. Türkiye'mizde bir deniz kenarı ilimiz. Konya, Erzurum, Kayseri, Antalya. Hangisi? Antalya. Niye Antalya?
karışık doktor Durantel yazsaydı ya. Olur mu ya? Kazanacaksın hakkınla değil mi? Olur mu öyle böyle? Ondan sonra onu bildik, aldık bir kağıt. Hemen bir soru daha. 10. reisi cumhurumuzun adı ne? Sen? Ahmet Necdet. Ahmet Necdet. Bildi. Bir 50 kağıt daha aldı. 3. soru geliyor. Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ilk halifesi Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman. Hazreti Ebu Bekir. Bildi. Ondan sonra bir soru daha geliyor. 12. asırdaki Şankarta'nın Çankarta'sını kim seslendirdi? Mozart'ın Zart'ını kim seslendirdi? Vermeyecek ya. Öyle bir soru çıkıyor. Adam tam ümitlendi. Tabii ki. Dört tane. Dört tane içinde bir tanesi doğru. Ama hangisiydi? Doğru onu bulabilmek. İşte Rabbim de bize soruyor. Sütü kim yaptı? Cevap inek yaptı. İnekten sadık ya. Sütü kim yaptı? Cevap doğa yaptı. Sütü kim yaptı? Kendi kendine oluştu. Sütü kim yaptı? Allah yarattı. Şu Kur'an'da ne diyor? Min beyni fersin bedenin lebenen halisan. Beden süt demek. Halis bir sütü kan ve gübre arasından size gönderiyorum diyor. İnek de oradan sadakallahu yazayım diyor. Rabbim doğru söyler diyor. İşte kafamı yazsanız diyor. Kan akar. Karnımı yazsanız o çıkar. Fers demek. Kurbanlarda hayvanın karnı açıyoruz ya. Otlar, buğdaylar daha gübreleşmemiş. Onun adına fers deniyor Kur'an'da. Hayvan kendisi çıkarır. O da ters. Tersten geliyor ya. O kadar. Ya Rabbim bizi imtihan ediyor. Adamı gece bekçisi yapacaklar, imtihan ediyorlar. Seni cennete sokacaklar. İmtihan olur mu ya? Ha, KPSS diyor adam. Kaç sene üniversite okumuş. Tekrar bir KPSS'ye gidiyor. Ya canım Allah. İşte biz o imtihanı kazanmak için, her gece burada ders çalışıyoruz. İmtihanı geçeceğiz Allah'ın izniyle. Rak. İmtihan mesela giriyorsun, güzel bir kız gibi bakmak istiyorsun. İçinden bir ses duyuyor, bakma, gözlerin kirlenir. Buna, senin paçına baksalar iyi mi? Bakmayacağım, bak diyor. Bak ya bir sefer. Bakmayacağım. İşte bak, bakmadın mı, imtihanı kazanıyorsun. Çünkü burada bakmazsan, kendini korursan, ahirette 100.000 tane huri verecekler sana. 100.000 tane. Geçen gün biri diyor, ya hocam ne yapayım 100.000 tane? Hepsi birer defa öpse ölürler. Oğlum sen de 100.000 tane olacaksın. Sen de 100.000 tane, Allah seni çoğaltacak. Nasıl diyorsun bunu? Birkaç tane fotokopisini çekti. Allah çoğaltacak. Nasıl? Yaptıklarımız diyor, yapacaklarımızın teminatıdır. Bir tane kavun çekirdeği yere atıyoruz. İçinden 1000 kavun kökeni çıkıyor. 3-4 tane kavun oluyor mu? Oluyor. Kes kavunu, kaç tane çekirdek var? Binlerce değil mi Osman? Ha. Bir kavun çekirdeğini 1000 tane yapan Allah. Bir mısır darısını 2000 tane, 5000 tane yapan Allah. Osman'ı niye yapmasın? Var. Var. Abidi niye yapmasın? Yapar. O kadar. Allah için zorluk yok. Cenab-ı Allah için bir sivrisineği yaratmak ne kadar kolay size biri kardeşlerim. Kâin. Şu kainatları, galaksileri yaratmak o kadar kolay. Biz böyle bir Allah'a iman ediyoruz. Biz böyle bir Allah'a secde ediyoruz. Böyle bir Allah'a onun kitaplarını okuyoruz. Ne bir Allah'ımız var bizim. Ya kardeşler. İnsan bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak acip ve latif bir mizacıyla yaratılmıştır. Çok acip ya böyle. Harika bir mizac. Ne diyorsunuz şimdi ona siz? Karakter. Karakterini söyleyeyim sana. Allah razı olsun Osman. Anlıyorsun derdimden anlıyorsun. Ben Almanya'da ders yapıyorum.
Çocuklar dinliyorlar. Dinli daha bunlar çoğu anlamıyor. Yapma ya. Orada yetişmişler ya. Türkçeleri zayıf. Almancaları çok güçlü. Fakat Türkçeleri zayıf. Bazısının. Ben de anlıyorlar zannediyordum. Meğerse anlamıyormuş. Ama çocuklar hatır işini de dinliyor. İnsan bütün hayvanlardan mümtaz seçilmiş ve müstesna olarak acip ve latif bir mizac ile yaratılmıştır. Ve o mizac yüzünden insanda çeşit çeşit meyiller. Bak şuna asıyorum bir meyildir. Boşuna birkaç tane aldı böyle değiştirdim. Öteki kravat takıyor. Öteki başka bir şey takıyor. Öteki burnuna bir şey takıyor. Böyle kulağına küpe takıyor. Takabilir ya. Taksın ne takarsa taksın. Kalbinde iman olsun da ne olursa olsun. Takıyor adam ya. Bak Allah Allah. İnsanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. Mesela insan en müntehak şeyleri ister. Seçilmiş. Müntehabı anlayamadıysan en güzel şeylere meyleder. Zinetli şeyleri arzu eder. İnsaniyete layık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister. Genç kardeşler, bu çok muazzam bir ders. Oraya bakıp durmayın, ne yapıyordu? Şu meyillerin iktizası üzerine, şu meyillerin gereği üzerine yiyecek, giyecek vesaire hacetlerini, ihtiyaçlarını istediği gibi güzel bir şekilde tedarikinde çok sanatlara ihtiyacı vardır. Bana gömlek lazım Osman, ben gömlek yapmasını bilmiyorum. Sen biliyor musun? Kaldım gömleksiz benim gibi. Benim ayakkabıya ihtiyacım var, ayakkabı yapmasını bilmiyorum. Kaldım yanmaya. Saat lazım bana, yapmasını bilmiyorum. Pantolon lazım, yapmasını bilmiyorum. Kaldık donlarla. Don da yapmasını bilmiyorum. Onu bilirim. Bana kaşık lazım, bıçak lazım, uçak lazım, kömür lazım, petrol lazım. Bir ineğe bunlar lazım değil ki. Bir aslana bunlar lazım değil. Bir insana lazım. E bunları da ben kendim yapamayacağıma göre o sanatlara vukufu olmadığından, o sanatlara kabiliyeti olmadığından ebnai cinsiyle diğer insanlarla teşrik-i mesai etmeye meşgul olur ki işbirliği yapmaya, her bir semer-i sahiyle arkadaşına mübadele suretiyle yardımda bulunsun. Sen ayakkabı yapıyorsun, ben de tişört yapıyorum. Sen bana ayakkabı veriyorsun, ben sana tişört veriyorum. Eskiden para yokmuş. Böyleymiş alışveriş. Birisi tavuk yetiştiriyor, öbürü koyun yetiştiriyor, ona süt veriyor, ona yumurta veriyor. Biri karpuz yetiştiriyor, öbürü ekin yetiştiriyor. Ona karpuz veriyor, ona ekin veriyor. Böyleymiş yani eskiden. Sonra bu para olayı çıkmış. Her birisi semere-i sahiyle arkadaşına mübadele suretiyle yardımda bulunsun. Ve bu sayede ihtiyaçlarını tesfiye edebilsinler. Şimdi biz domates yiyoruz mu? Evet. Evet, Allah razı olsun. Tarlan var mı? Domates dikebilir misin? Babam dikiyor. Nerede dikiyor ne? Tarlamızda. Tarlamızda. Var mı tarlan? Ufak bir yer var hocam. Tehbe. Bir evli gün dedim gömlek. Gömlekçiyim abi. Şimdi kardeşler iyi onlar nasıl var? Benim tarlam yok. Hayatta ben domates yiyemem. Başka birisi domates dikmese, yetiştirmese Osman, ben yiyemem hiç. Gömlek de giyemem. Pantolon da giyemem. Ayakkabı da giyemem. Çünkü bunların hiçbirisini yapmasını bilmiyorum. Ne kadar ihtiyaçlarımız var, ne kadar kaçta kaçını yapabiliyoruz. Ben düğme yapıyorum sadece diyelim. Öbürü fermuar yapıyor. Ötekisi çatal yapıyor, öbürü bıçak yapıyor.
herkes bir şey yapmakla ihtiyaçlarımız temin edilmiş oluyor. Yani biz şimdi bir toplum, öyle bir toplumuz ki hepimiz birbirimize hizmet ediyoruz. Evet. Adam ben yanmaya kalmayayım diye ayakkabı yapmıyor. İhtiyacı var diye yapıyor ama dolayısıyla bana hizmet etmiş olmuyor mu? Oluyor. Adam ben yayan gitmeyeyim diye dolmuş almamış işte. Para kazanmak için almış ama bağırıyor Karabağlar, Karabağlar, Bornova atlıyor, beni götürüyor. Hizmet ediyor bana. Değil mi kardeş? Hep böyle yani. Adam benim ayakkabımı boyayayım diye düşünmüyor. Ama çorba istiyor. Ben de ayakkabımı ona boyattırmış oluyorum. Böylelikle ihtiyaçlarımız görülmüş oluyor. Buna ne diyoruz? Sosyal hayat, içtimai hayat, toplum hayatı. Ya. Bu insanlarda var, hayvanlarda yok böyle bir şey. Fakat demek ki Semere-i Sahi ile arkadaşına mübadele suretiyle yardımda bulunsun. Mübadele demek şu demek. Şunu alıyorsun, bana bunu veriyorsun. Mübadele. Alış, veriş. Alış, veriş. İsmi üstünde zaten. Ve bu sayede ihtiyaçlarını tesviye edebilsinler. Fakat çok mühim burası. İnsandaki kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliye, bu üç duygu, kısmak duygusu, istemek duygusu, düşünme duygusu, sani tarafından, Allah tarafından, tahdit edilmediğinden, hat altına alınmadığından, insanın cüz-i ihtiyarisiyle terakkisini temin etmek için bu kuvvetler başıboş bırakıldığından, muamelatta, alışverişlerde zulüm ve tecavüzler vukuğa gelir. Öyle ya, senin ihtiyacın var, yumurta istiyorsun, ben de insafsızın tekiyim. Abi diyorsun, bir koli yumurta, iki kuzu ver. Ulan iki kuzuya olur mu? Ama sen sıkışmışsın. Mecbursun onu alma, misafirin var. İki kuzuyu alıyorum senden. Sana tecavüz etmiş oluyorum. Ya. Bu tecavüzleri önlemek için cemaati insaniye, toplum çalışmalarının semerelerini mübadele etmekte, alıp vermekte adalete muhtaçtır. Bir adalet olsun. Lakin her ferdin aklı adaleti idrakten aciz olduğundan, herkes adaleti idrak edemediğinden külli bir akla ihtiyaç vardır ki fertler, kişiler o külli akıldan istifade etsinler. Öyle külli bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Ne güzel değil mi? Taksiye biliyorsun, soruyor musun kaç para götürecek? Sormuyorsun. Basıyor. Bir kural var. Devlet bir şey koymuş, bir nar koymuş. Ama bu eskiden taksimetre olmadan evvel, mesela taksi tutuyoruz, taksiyi durduruyor, duruyor. Kardeş, üç kuyulara gideceğim. Tamam, bir tane var. Kaç para vereceğiz? 15. Ooo, ne bu be kardeşim? Emin ol, 10 dakika pazarı geliyor. Yok, kenarında. Olur mu ya? Kaç para ver? Kaç para vereyim ya sen 15 dedikten sonra falan. Ya bir şey ver falan. 5 lira vereyim. Yok bedava gitti. Emin ol böyleydi ha. Kaç tane araba çeviriyordu bilmiyordum. Ama şimdi öyle mi? Kardeş bana adı ver. Karabağlı. Hiç sormuyorum ya. Yazıyor orada. Bakın herkes buna razı değil mi? Ha, neden kanun ya? Uçağa biniyorduk, sigara içilen bölüm vardı arka tarafta, içilmeyen bölüm. Biz gene duman geliyor buraya. Sonradan sigarayı kaldırdılar, rahat ettik. Mesela otobüse biniyordum, yanındaki içiyor, önümdeki içiyor, arkadaki içiyor. Ulan baca dumanı gibi, nefes alamıyorum. Ya kardeşim ben sigara, abi diyor. Bu sisi arabayla git o zaman. Ya ölçem birader. Adamda insaf yok dedi ya. Adaleti idrak etmiyor ki adam.
Demiyor ki ya ben bu arabaya sigara içmeye değil yolculuk yapmaya bindim. Demiyor. Evet ben sigaramı içiyorum ama bu kardeşim eziyet çekiyor. Efendim nefes darlığı var adamda. Bronşit var. Ben buna zulmediyorum diye düşünecek bir akılda değil bu adam. Ne yapacaksın? İşte devlet diyor. Sigara içilmez. Nasıl oldu? Fıstık gibi. Tabii ya. Nasıl alıyor bak nerelerden alıyor. Anlaşılıyor mu kardeşler? Sohbet. Anlıyor musunuz? Lakin her ferdin aklı adaleti idrakten aciz olduğundan külli bir akla ihtiyaç vardır ki fertler, bireyler, kişiler o külli akıldan istifade etsinler. Öyle külli bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun da ancak şeriattır. Allah'ın kanunu. Şeriatın kestiği parmak acımaz olur mu ya? Acır. Ama şeriat kestiği için diyor Rabbim kestiğine göre bu bunu hak etmiştir. Ya bu bakın ne acıma. Acınmaz yani. Yazık oldu bu adama denmez. Demek ki kanunlara bak nasıl kanuna gidiyoruz bak. Sonra o şeriatın tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek bir merci, bir sahip lazım. Kanun var, kanunu uygulayacak birisi lazım değil mi? Hakim sahtekar olursa kanun var burada. Haklıyı haksız çıkarıyor, haksızı haklı çıkarıyor, parayı yiyor. Kanun kendi kendine şey yapmaz ki. Kur'an var. Kur'an'ı tatbik edecek bir merci olmazsa, kadı efendim imansız olursa, vicdansız olursa o kanunu yapar, kendine göre döndürür. Allah muhafaza. O şeriatın tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek bir merci, bir sahip lazımdır. O merci ve o sahip de ancak peygamberdir. Şimdi bizim bu gelen şeriat, peygamberimiz nasıl yapmışsa biz de öyle yapıyoruz. Mesela bazı konular var, Kur'an'da biz onu göremiyoruz ayet olarak. Ayet olarak göremiyoruz. Şer'i tatbikatta. Fakat peygamberimiz onu yapmış. Onu, o kuralı öyle icra etmiş. O zaman ne diyoruz? Madem ki peygamber yapmış, biz Kur'an'da açık açık göremiyoruz ama peygamberimiz görmüştür. Ona göre tatbik etmiştir. Onun için edille-i şer'iye dörttür. Şeriatın delilleri dörttür. Kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı fukaha. Ama Nuri, ne Nuri diyor çıplak kafa? Yaşar Nuri'ye göre edille-i şer'iye bir. Göster bana Kur'an'da diyor. Ya Kur'an'da biz her şeyi göremeyiz ki. Biz her şeyi göremeyiz. Peygamberimiz onu öyle yapmış. Öyle ya. Sen la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor musun? E mesele yok. Peygamber onu öyle yapmış. Hadis var. Ayet yoksa da hadis-i şerif var. Peygamberin hayatında o öyle tatbik edilmiş. Tamam. Edile-i şer'iye dört dedik ya. Bir de icma-i ümmet. Ümmet bugüne kadar yapa gelmiş o konuyu. Tamam mı? 1500 seneden beri. Namaz kaç vakittir? 45 vakit. Kılırsana ya. Korkuyor musun? Kılmıyor musun? Ha? Harekat değil, vakit diyor. 5 vakit namaz. Adam çıkıyor diyor 3 vakit. Ya 1500 seneden beri namazın 5 vakit olduğunu çocuk da biliyor, berduş da biliyor, sarhoş da biliyor, kılmasa bile biliyor. Sen mi çıktın 3 vakit diyorsun? Mesela Peygamber Efendimiz bize şefaat edecek. Şefaat ne demek? Yani Rabbimize bizim affedilmemiz için rica edecek, istirham edecek. Ya Rabbi bu benim ümmetimdir. Bunlar seni inkar etmediler, günah işlediler ama bunları affet Allah'ım diye yalvaracak bizim namımıza. Dünyada da yok bu torpil, var değil mi? Sen gidiyorsun adam yapmıyor, bir adam koyuyorsun, yapıyor.
onu kıramıyor. Seni kırıyor, onu kıramıyor. Cenab-ı Allah peygamberimizi kırmaz. Tabi peygamberimiz de gidip de Ebu Cehil'e şefaat edecek değil ya. Zındığa Ebu Lehebe de etmez. O da amcası ama etmez. Kafir çünkü. Ama imanı var, hata işlemiş, günah işlemiş. Bunlara peygamberimiz şefaat edecek. Yoksa kafirleri, imansızları şefaat eder mi? Etmez. Ya. Şefaat. Şimdi 1500 seneden beri ümmet peygamberlerin şefaatlerini hak olarak inanmışız. Geçenlerde biri çıkmış. Bayraktar Bayrak. Bu adam hoca, profesör. Tanıyor musunuz? Karadeniz. Bayraktar Bayrak. Bayrakoğlu. Bayrakoğlu değil mi? Bayraktar Bayrak. Bayraklı mı ne? Şimdi ne diyor biliyor musun? Fatih Altaylı'yla teke tekte konuşuyorlar. Diyor ki peygamberin diyor şefaat etme yetkisi yoktur diyor. Ne yaptın be hocam dedi. Fatih gibi adam. Ne yaptın be hocam dedi. 1500 seneden beri bütün alimler peygamberin şefaat haktır diyorlar. Bu kadar ümmet peygamberin şefaatinden ümit ediyor. Bir anda ümmetin diyor ümidini kırdın hocam. Bu kadar alim yanlış da sen mi biliyorsun bunu diyor. Çok güzel konuştu çocuk. Ama diyor bak ayetlerin ne diyor? Yeşfe'u indehu. Yeşfe'u indehu. Yani şefaat benim indimdedir. Tamam. İlla bir isim diyor ama ayette. İzin verdiğim kişiler de şefaat edecek diyor. Zaten şefaat etmek, affetmek değil ki. Şefaat dediğimiz gibi aracı olmak. Yine affedecek olan Allah'tır. Adam bunu inkar ediyor. Bu kadar ümmet, icma-i ümmet 1500 seneden beri peygamberin şefaatini kabullenmiş. Bu kadar evliyalar, ulemalar, sülehalar, alimler, hafızlar. Çıkıyor bir tane kıyıttırık. Olur mu lan terbiyesiz? Edille-i Şerriye muhalefet ediyor. Demek ki biz bugünkü bizim dinimiz, peygamberimiz nasıl yapmışsa biz de öyle yapıyoruz. Peygamberimiz böyle yapmış. Böyle yapmış. O kadar. Biz de öyle yapıyoruz. Kim gördü diyor peygamberin öyle yaptığını? Bak, ulan Ebu Bekir gördü. Hazreti Ömer gördü. Ondan sonra Hazreti Ömer'in oğlu gördü. Hazreti Ömer'in torunu oğlundan gördü. Onun oğlu ondan gördü. Onun oğlu ondan gördü. Onun oğlu ondan gördü. Bugüne kadar geldi değil mi? Allah Allah. Sıfırın sayı olmadığını nereden biliyorsun? Ya bütün matematik alimleri bunu kabullenmişler. Birin bir olduğunu nereden biliyorsun? Ya bu kadar herkes bir diye diye gelmiş. İkinin iki olduğunu nereden biliyorsun? Ya bir ilimdir bu. Başlangıcından beri böyle geliyor. Bunun böyle ya. Böyle düşün, böyle bir şey söylenebilir mi? Böyle bir şey iddia edilebilir mi? Ama adam iddia ediyor. Demek ki bizim bugün yaptığımızı böyle peygamberimiz de böyle yapmış. O kadar. Ellerinde göbeğin altına koymuş. Bazen böyle yapmış. Öyle yaptığı zaman da olmuş. Şafiler öyle yapıyor. Bazen böyle yapmış peygamberimiz. Bazen de böyle yapmış. Bakın böyle de kılmış ya. Hiç elini bağlamadan. Hanbeliler. Demek ki peygamberimiz öyle de yapmış. Öyle de yapmış. Öyle de yapmış. Bak onda ne var? Mezhep oluyor. Ama namaz kılmakta öğlen namazı günde 5 vakit namaz bütün mezheplerde aynıdır. Değişmiyor. Çünkü peygamberimiz 5 vakit namazı kılmış. O zaman biz de 5 vakit kılıyoruz. Ve kılacağız. Kılmakta devam edeceğiz. Sıkıldınız mı? Bir ara mı verelim? Ha? Çay mı? Evet. Tamam şurayı bitiriyorum. Sonra o şeriatın tesirini, icrasını
tatbikini temin edecek bir merci. Bir muhatap yani. Bir merci, bir sahip lazımdır. Sen karakola gittin, polise bir şey diyorsun, ben karışmıyorum. Kimi ararsın? Karışacak bir adam arıyorsun değil mi? Ya kime muhatap olacağım ben burada? Ya birini arıyorsun. Merci. Rica edeceğiz yani. Merci rica edilen yer demek. Dönülen yer. Bir merci, bir sahip lazımdır. O merci ve o sahip de ancak peygamberdir. Peygamber olan zatın da zahiren ve batınan halka olan hakimiyetini, halka olan sözünü dinlettirmesini devam ettirmek için maddi ve manevi bir ulviyete, bir imtiyaza ihtiyacı olduğu gibi bir imtiyaz olacak değil mi? Mesela polisin bizden bir değişikliği var mı? Var ya, şapkası değişik. Kokardı var, jobu var, tabancası var. Polis, yürü dedi mi gideriz. Ama yoldan birisi geçiyor bizim gibi senin. Yürü karakola desin. Kimsin lan? Yemin bak olmuyor. Peygamberimizin de sair insanlar gibi o da. Silahı yok, jopu yok, kelepçesi yok. Sair insanlar gibi. Ama onun da bir şeyi, bir ayrıcalığı olması lazım. Neymiş o ayrıcalık? Ha, ne diyor? Peygamber olan zatın da zahiren ve baltınan halka olan hakimiyetini devam ettirmek için maddi ve manevi bir ulviyete, bir imtiyaza ihtiyacı olduğu gibi Halık ile olan derece-i münasebet ve alakasını göstermek için bir delile, bir ispata ihtiyacı vardır. Böyle bir delil de ancak kim söyleyecek? Mucizeler. Mucizelerdir. Mucize. Bu kadar. Yoldan adam geçiyor. Nasıl biz müşteri çağırıyor? Gel birader gel falan diyor. Peygamberimize çağırıyor. Yoldan çağırıyor. Ene türüydü. Nereye gidiyorsun? İlâ ehli diyor. Evime gidiyorum. Evine gitmekten daha ayrı bir şey duymak istemez misin? Nedir o diyor? Kul la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. De ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulüdür. Ben de mi ne diyor biliyor musun? Nereden bileyim sen onun Resulü olduğunu diyor. Nereden bileyim senin Allah'ın Resulü olduğunu diyor. Yok gibi bilirdi yok lan. Peygamberimiz kızmıyor. Hâzâ şeceretü samure diyor. Şeker ağaç demek samure de yani incir ağacı gibi. Şu ağaç şahit olacak. Nasıl olacak? Git o ağaca söyle. Seni Hazreti Muhammed çağırıyor. Ona söyledi. Gidiyor ağaç. Seni Hazreti Muhammed çağırıyor. Ağaç sallanarak yerinden çıkıyor. Sürüklenerek geliyor. Tanışıyor şurada. Söyle tekrar gelmek için. Ona söyledi. Yerine gidiyor. Adam bir sana secde edeceğim. Çünkü ağacı kim yürütür? Ancak Allah yürütür. Zaten ağacı Allah yürütüyor. Peygamber yürütmüyor ki. Değil mi ya? Sana secde edeceğim diyor. Hayır diyor. Secde Allah'adır. Secde kimseye edilmez. Elini ayağını öpeceğim diyor. Öpüyor. İman diyor. Gördün mü? Adam anlıyor. Biz nasıl polisi görüyoruz? Gitmezsek çekiyorsun dörtlüğü. Yürü lan. Daha gitmezsen daha gökerek çeyrine. Daha gitmezsen dırırt mırırt diğer polisleri çağırıyor. Kemsele götüre döve döve. Ha, şimdi polisin bir şeyi var. Peygamberin de bir şeyi olması lazım. O da neymiş? El Fatiha.